Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerinin ülkemiz, milletimiz ve iş dünyamız için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. İnovalik ödüllerini kazanan kişileri, kuruluşları ve firmaları tebrik ediyor. Başarılarının artarak devamını diliyorum. Türkiye'nin geleceği için çalışan, düşünen, üreten ve özgün fikirleriyle çığır açan tüm firmalarımıza ülkem, milletim ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. Yenilikçilik alanında öne çıkan isimleri bir araya getiren bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Türkiye İnovasyon Haftası'na katkı sunan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ticaret Bakanlığımızı bu etkinlik vasıtasıyla ekonomiye katkı değer özellikle sağlayan çalışmaları sebebiyle de kutluyorum. İnovasyonun yeni yüzyılı teması altında gerçekleştirilecek etkinliklerin önümüzde yeni ufuklar açacağına inanıyorum. Her yıl farklı bir temada düzenlenen İnovasyon Haftası hem Türkiye'nin zengin birikimini hem potansiyelini hem de çoğu kere mahdut imkanlara rağmen şirketlerimizin elde ettiği başarıları ortaya koyuyor. Burada paylaşılan her bir başarı hikayesiyle milletimizin zorluklar karşısında pes etmeyen çelikten iradesine bir kez daha şahit oluyoruz. Her alanda olduğu gibi iş dünyasında da meselenin sadece kaynak değil, aynı zamanda bir yürek meselesi olduğunu müşahede ediyoruz. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerimiz, iman varsa imkan da vardır diyerek önlerine çıkan bentleri yıka yıka hedeflerine doğru yürüyor. Öyle ki daha 5-10 yıl öncesine kadar ülkemizin esamesinin dahi okunmadığı pek çok alanda bugün Türk şirketleri referans alınan, örnek gösterilen, adımları yakından takip edilen konuma ulaşmıştır. Özellikle savunma sanayinde Türkiye Şampiyonlar Ligi'ne yükselmiştir. Ödül tevdi edilecek firmalarımızın da katkısıyla bu alanda 20 yıl gibi kısa bir sürede çok büyük bir başarı hikayesi yazdık. Savunma sanayi ana ve alt yüklenicileri, KOBİ'leri, araştırma kuruluşları, üniversiteleri geliştirdiği özgün ürünleri ve ihracatıyla ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri haline dönüşmüştür. Bundan 20 yıl önce savunma sanayinde faaliyet gösteren firma sayımız 56 iken bugün aynı alanda 1600'den fazla firmamız bulunuyor. Göreve geldiğimizde 62 savunma projesi yürütülürken yarısı son 6-7 yılda başlatılanlar olmak üzere bugün bu sayı 757'yi geçti. Savunma projelerimizin bütçesini yaklaşık 5,5 milyar dolardan ihale süreci devam edenlerle birlikte 75 milyar doların üzerine çıkardık. Toplam 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatı yapabiliyorken inşallah bu sene 4 milyar doları aşacağımıza inanıyorum. En basit savunma ürünlerinde bile yabancılara muhtaç olan bir ülkeyi NATO müttefiklerine ileri teknolojili ürünler satan bir ülke haline getirdik. İnsansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz.
Tüm bunları da öyle birilerinin destekleriyle değil, gizli açık ambargolara, tehditlere, şantajlara, baskılara rağmen başardık. Bundan sadece 20 yıl önce %70-80 oranında dışa bağımlı olduğumuz bir alanda kamu özel hep beraber sabırla çalışarak, üreterek, zorluklar karşısında pes etmeyerek hamdolsun tabloyu tamamen tersine çevirdik. Benzer başarı örneklerinin havacılıktan enerjiye, otomotivden yazılıma, bankacılıktan iletişime kadar birçok sektörde yaşandığını biliyoruz. Göreve geldiğimizde adeta iflasın eşiğinde olan Türk Hava Yolları bugün yolcu sayısında rekordan rekora koşuyor. Diğer havayolu şirketleri salgının açtığı yaraları sarmaya uğraşırken Türk Hava Yolları'mız sektördeki öncü rolünü günden güne tahkim ediyor. Enerjide kendi sismik araştırma ve sondaj gemilerimizle Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğalgazla yeni bir dönemi başlattık. Hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan sınırlarımız içinde ve dışında petrol, doğalgaz arama faaliyetlerimizi kendimiz yürütebiliyoruz. Karadeniz gazını milli sistemimize dahil etme çalışmalarımız sürerken son dönemde petrolle ilgili çeşitli illerimizden müjdeli haberler geliyor. Yurt içi petrol üretimimizi önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkartmayı planlıyoruz. Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG ile milletimizin 60 yıllık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürüyoruz. (Gülüyor) 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 99. yılına bir armağan olarak TOGG'un Gemlik'teki en son teknolojiye sahip üretim üssünü hizmete açtık. Üretim ekibinin akıllı cihaz diye tarif ettiği TOGG'un testleri şu anda devam ediyor. İnşallah birkaç ay içinde Türkiye'nin ve Türk sanayisinin gurur vesilesi olacak TOGG'u yollarımızda görmeye başlıyoruz. Bundan 60 sene önce algı üzerine kurulu propagandalarla devrim otomobillerini engelleyenlere cevabımızı Gemlik'ten devrin otomobiliyle verdik. Davet edildiği halde TOGG'un fabrika açılışına gelmeyip 10 bin kilometre öteye hamburger yemeye giden kendi ülkesindeki teknolojilerden habersiz Vizontele muhalefetini ise kendi cahilliğiyle baş başa bırakıyor. Gel be gel. Bir şeyler görürsün, bir şeyler kaparsın. Her zaman bu fırsatı bulamazsın. Hamburger burada çok. Ama TOGG yok. Türkiye'nin meselelerine yerli ve milli çözümler üretmek yerine geçmişi şaibeli ithal ekonomi komiserlerinden medet umanları bir an önce içinde bulundukları gaflet uykusundan uyanmaya davet ediyoruz. İşte bizim bilgelerimiz burada. Bu gençlik ithal değil, yerli ve milli.
Değerli arkadaşlar, önemli bir kısmını salgın döneminde hayata geçirdiğimiz yatırımları, 2002'den beri ülkemize kazandırdığımız muhkem altyapının meyveleri olarak sunuyoruz. Türkiye, gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı derinden sarsan salgın krizini güçlü sağlık ve üretim altyapısı sayesinde en az hasarla atlatmıştır. İşte o dönemde sadece 45 gün içinde Yeşilköy'de ve biliyorsunuz Anadolu yakasında iki tane şehir hastanesini altyapısıyla ultrasonografi, tomografi, MR bütün bunlarla beraber 1006 yataklı odalı Yeşilköy'de, bir diğeri de Anadolu yakasında. 45 günde bunları bitiren bir iradeyiz biz. Dünya bunlara hayran kaldı. Ve şu anda uçağıyla Yeşilköy'e inip 5 dakikada hemen şehir hastanesine geçilen bir irade. Biz bunu koyduk. İstedik ki yurt dışından hastalar mı gelecek? Buyursunlar, gelsinler. Ve dünyada bunlar pek yok. Geçen yine söyledim. Eskiden cebinde doları olanlar Cleveland'a gidiyordu. Şimdi diyoruz ki cebinde Türk lirası olan buyursun. Hastanelerimiz açık. Kısıtlamalar dolayısıyla insanların haftalarca evden dışarı çıkamadığı, batılı ülkelerde market raflarının günlerce boş kaldığı, bırakın sokaktaki vatandaşı, sağlık çalışanlarının bile maskeye ulaşamadığı tedarik zincirlerindeki kırılmalar nedeniyle birçok yerde üretimin durma noktasına geldiği, hasılı dünyanın daha önce hiç görmediği sahnelerin yaşandığı o sancılı, o sıkıntılı günlerde Türkiye olarak biz ekonomide kontak kapatmadık. Batılı ülkeler bile kamu yatırımlarına ara verirken biz mega projelerimiz dahil yatırımlarımıza yenilerini eklemeyi sürdürdük. Şirketlerimizi üretime, ticarete, istihdama devam etmeleri noktasında hem teşvik ettik hem de kendilerine gereken her türlü desteği sağladık. Zor günlerinde devletimizin desteğini yanında hisseden firmalarımız da çalışarak, üreterek, yeni pazarlar bularak, yeni ürünler geliştirerek krizi fırsata çevirme yolunda gerçekten takdire şayan bir başarı yakaladılar. İhracat rakamlarından büyüme ve istihdam oranlarına birçok temel veride bunun müspet yansımalarını gördük, görüyoruz. Salgına rağmen ekonomik büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdüren sayılı ülkelerden dünyada biriyiz. Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz %11,4'lük büyümeyle G20 ülkeleri içinde ilk sıraya yerleştik. Bunu da birilerinin iddia ettiği gibi tüketime dayalı değil, üreterek başardık. Bu büyüme oranına ulaşılmasında mal ve hizmet ihracatının katkısı 5,3 puan gibi yüksek bir seviyede gerçekleşti. Küresel düzeyde resesyon endişesinin arttığı bir dönemde 2022 yılının ilk 3 çeyreğinde ekonomik büyümemiz devam etti. İhracatımız her ay rekor kırarak 255 milyar dolarlık yıl sonu hedefimize inşallah yaklaşıyoruz. Organize sanayi bölgelerimiz, fabrikalarımız, imalat tesislerimiz çoğu zaman 3 vardiya sistemiyle harıl harıl çalışıyor. Avrupa'sı ve Amerika'sı dahil
tüm dünyanın en büyük sıkıntı kaynağı olan hayat pahalılığı meselesini de adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Üretimi, istihdamı ve ihracatı önceleyen düşük faiz politikamızın enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini yakında daha çok hissedeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına dahil edene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar, nasıl geçmişte yaptığımız yatırımların meyvelerini bugün topluyorsak, bugün atacağımız adımların neticelerini de gelecekte göreceğiz. Maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen elde ettiğimiz başarıların sırrı mevcutla yetinmeyip sürekli daha yeninin peşinde koşmaktır. Biz başkalarının eksik ve hatalarına değil, her zaman kendimize odaklandık. Kendimizle yarıştık. Kendimizi geliştirmeye çalıştık. Kim ne derse desin, doğru bildiğimiz yolda yürümekten asla çekinmedik. Meyve veren ağacı taşlamayı, hatta mümkünse kökünü kurutmayı amaçlayan zihniyet, attığımız tüm bu adımlarla karşımızda yer aldı. Yapamazsınız dediler. Başaramazsınız dediler. Yatırımlara çamur atmak için akla hayale gelmedik yollara başvurdular. Gün oldu bizi hayalcilikle, bizi macera peşinde koşmakla suçladılar. Gün oldu yabancı büyükelçilere mektuplar yazarak, iş adamlarını tehdit ederek, Türkiye'yi karalayarak vizyon projelerimizi engellemek istediler. Ülkenin şahlanışına ket vurmak için sokak olaylarına ve hatta teröre destek vermek dahil her türlü yolu denediler. Ama biz bunların hiçbirine eyvallah etmedik, hiçbirine boyun eğmedik. Unutmayın, inanç tekeden bile süt çıkarır inancıyla ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam ettik. İşte Çanakkale Köprüsü, 18 Mart. Bakın şu anda dünyada ilk 3 taneden bir tanesi. Siyaseti, sivil toplumu, iş dünyasıyla bugün de yapmamız gereken bu olduğuna inandık. Şimdiye kadar başardıklarımızı, gelecekteki başarılarımızın öncüsü olarak görüp kendimize yeni hedefler belirlememiz gerekiyor. Katma değer üreten, markalı, özgün tasarımlı ve inovatif ürünlerle dünya pazarlarında boy gösteren bir ülke olmamızın önünde hiçbir engel yoktur. İnovasyon ve teknolojik dönüşüm, üretim ve ihracat hedeflerimiz için kilit öneme sahip araçlardır. Üretim zenginliği, kalite altyapısı, insan kaynağı, dünyanın her yerine ihracat imkanı gibi pek çok avantaja sahibiz. Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde ülkemizin takip ettiği dengeli, hakkaniyetli ve barışçıl politikalarda Türkiye'ye yönelik ilgiyi artırmıştır. Gıda ve enerji krizinin herkesi etkilediği bir dönemde Allah'a hamdolsun biz daha rahat bir konumdayız. Asya merkezli üretim ve tedarik ağına alternatif adres arayışlarında Türkiye'nin ismi daha fazla telaffuz ediliyor. Tüm bu avantajları ancak yeni pazarlara açılarak, yeni müşteriler bularak ihraç sepetimizdeki katma değerli ürünlerin sayısını daha da çoğaltarak fırsata çeviririz. Sizlerden tıpkı bir akıncı gibi Türkiye'nin ihracat bayrağını yeni yerlere ulaştırmanızı, kızıl elma yolunda hep daha ileriye yürümenizi bekliyorum. Rabbim yolunuzu, yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bugüne kadar yatırımlarıyla, üretimleriyle, istihdamlarıyla, ihracatlarıyla, araştırma geliştirme faaliyetleriyle büyük ve güçlü Türkiye davamıza destek veren siz kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ödül alan tüm firmalarımızı tekrar tebrik ediyor. Başarılarınızın devamını diliyorum. Türkiye İnovasyon Haftası'nın
bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Zaten devletlerini bir müddet daha sahnede ağırlayacağız. Hem hediye takdimimiz olacak, hem günün en heyecanlı kısmına geldik. Yine ödüllerimizi, şampiyonlarımıza ödüllerimizi Sayın Cumhurbaşkanımız takdim edecekler. Sayın Cumhurbaşkanımıza bugünün anısına Sayın Ticaret Bakanımız ve Sayın çok kısa bir süre sizi bekleteceğiz. Programımız devam ediyor efendim. O sırada biz şampiyonlarımızı takdim edeceğimiz için ödül törenimizde daha yeterli bir alanımız olması açısından arkadaşlarımız sağ olsunlar yardımcı oluyorlar.